Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde tekeri patlayan otomobil yandaki şeritte seyreden tırla çarpıştı. Feci kazada biri çocuk, iki kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk, üç kişi de yaralandı. Nurdağ'ı Gaziantep yolunun 7. kilometresinde seyreden Muhammed El Cüneyt yönetimindeki otomobil seyir halindeyken ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyreden Ahmet D'nin kullandığı tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü 39 yaşındaki Muhammed El Cüneyt ve oğlu 3 yaşındaki Hüsam El Cüneyt olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Aliye Haffar, oğulları Ali ve Hazim El Cüneyt yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziantep ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından El Cüneyt ailesinin yakınlarına teslim edildi. Muhammed ve oğlu Hüsam El Cüneyt'in cenazeleri defnedilmek üzere kilise götürüldü. Bu Resulullah. Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığı belirtildi. Halep'in batı ve güney kırsalından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine doğru göç eden sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı. Vakfın Suriye çalışmaları medya sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını söyledi. İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Suriye'nin Halep ilinin batı ve güney kırsalından Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç eden sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı. Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada son 4 gün içerisinde Halep'in batı ve güney kırsalından en az 40 bin kişinin ülkenin kuzeyine doğru göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını ifade eden Tosun, Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması sonucu bu bölgelerden de göçlerin başladığını, İdlib'in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019'un başından bu yana 400 bini aşkın sivilin göç ettiğini, Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik bu saldırılarda göçün devam etmesine neden olduğunu, göç yoluna düşen ailelere Afrin yolu üzerindeki Gazeviye köyü yolunda acil yardım paketleri dağıttıklarını ve paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda maddelerinin bulunduğunu belirtti. Suriye'nin İdlib kentinde Beşar Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller Halep'in batısında bulunan Sahra köyündeki manastıra yerleşti. Siviller manastırın yüksek kesimde bulunduğu için barınmaya uygun bir yer olduğunu vurguladı. Siviller kış mevsimi nedeniyle aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sularının çadırlara girmemesi için yüksek alanlarda barınmaya çalışıyor. Eski manastırdan geriye kalan duvarların çevresinde basit materyalleri birleştirerek çadır kuran siviller, soğuk hava nedeniyle ısınma güçlüğü yaşadıklarını belirtti. Kurumuş dalları toplayarak ateş yakan küçük çocuklarsa hayatta kalmaya çalışıyor. Yetkililere seslenen mülteciler yardım çağrısında bulundu. İnsani yardım kuruluşlarına ve yerel meclislere kış aylarının başlaması nedeniyle koşulların kötüleştiğini belirterek ilaç ve ısınma sistemi talebinde bulundu. Sevgili izleyenler, Elazığ'da görme engelli 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu, arkadaşları ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kaydedip dinlediği kasetten öğrenerek hafız oldu. 42 sene müezzinlik yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Geçtiğimiz yıl emekli olan Hafız Kılıçoğlu,
gönüllü olarak talebi yetiştirmeye devam ederek örnek bir davranış sergiliyor. Gözlerin güvenliğine ben hiç ömrüme bile gelmiyor. Peygamberim ne buyuruyor? Diyor ki ben kimin iki gözünü alırsam iki tane cennet veriyorum ben. Okuyacak, sabır edecek. Allah'tan gelmiştir yani. O sabır ederse Allah-u Teala o dünya kendisine verir. Dört çocuk babası 67 yaşındaki Ali Kılıçoğlu küçük yaşta babasıyla keven kesmeye gittiğinde gözüne gelen ağaç parçasıyla her iki gözü de görme yetisini kaybetti. Ailesinin o dönem birçok doktora götürdüğü Kılıçoğlu'nun gözleri bir daha görmedi. Köydeki camide arkadaşlarının ve hocasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek her gün bir sayfa ezberlemeye başlayan Kılıçoğlu, o tarihte aldığı teyple hocasının sesini kaydedip 19 ayda hafız oldu. 1970 yılında hafızlık yapmaya başlayan Kılıçoğlu, bir süre sonra yeni camiye müezzin olarak atandı. 42 yıl müezzinlik yaptığı camide biri kendisi gibi görme engelli çok sayıda talebe yetiştiren Kılıçoğlu, geçtiğimiz yıl emekli olmasına rağmen gönüllü olarak ders vermeyi bırakmadı. Gönüllü olarak talebe yetiştirmeyi sürdüren Hafız Kılıçoğlu, elinden geldiği kadarıyla herkese okutmaya çalıştığını söyledi. 42 sene burada görev yaptım. Severek, hem talebeleri okutarak, ben evet mezunluk yapıyorum ama ben okutayım ben yani. Kendim gibi bir amayı da bile hafız etmişim. Yani herkes şey etmiştir, yani okutmuşum ben Kur'an-ı Kerim'i. Hala devam ediyorum. Şu anda da emekli olmuşum ben. Yine burada devam ediyorum. Ücretsiz. Devam ediyorum ben. Yani elimden gelse gece gündüz vallahi okuturum ben. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından da kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 141. gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 141. gününde devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş çocuğunun serbest bırakılmasını istedi. Bu 141 gün sizin zaman dilinize göre normal geçiyor. Fakat bizim için çok daha farklı geçiyor. Bu sadece 140 gün burada görünüyor. Bir de bunu görmeyen tarafı nedir? 5 yıllık bir süreç. Ben burada vicdan sahiplerine sesleniyorum. Yani bir düşünün, 5 yıldır çocuğumuz PKK'nın ellerinde. 2014 yılında İstanbul'da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 16 yaşındayken kaçırılan Yasemin Ballı'nın annesi Yıldız Ballı ise kızını götürürken kendisine sormadıklarını, evladını istediğini kaydetti. Ben evladımı istiyorum. Kim evladımı götürdüyse bana geri getirsinler. Sadece biz burada oturmuşuz, evladımızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Diğer yandan Mardin Artuklu Kaymakamlığından 25 kişilik ekipten oluşan heyet ailelerle bir araya geldi. Mardin Artuklu Kaymakamlığında görev yapan Elif Olgaç iyi haberler beklediklerini söyledi. Annelerimize destek için buradayız. Şehit annemizle birlikte geldik. Annelerimizin acılarını paylaşmaya geldik. Çok buruk bir hava var burada. Büyük bir hüzün var. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah güzel haberlerini alacağız. 2002 yılı 16 Mayıs'ta Kıbrıs'ta görevi başında şehit düşen Ahmet Elaldı'nın annesi, evlat acısının ne olduğunu bildiğini söyleyerek annelere destek vereceğini kaydetti. Ben de bir şehit annesiyim. Allah kimseye evlat acısını göstermesin. İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya ise hemşerilerine çok teşekkür etti. Ben de Mardin Valiliğine ve Mardin Artuklu Kaymakamlığına ve şehit anasına bunlara çok çok teşekkür ederim hemşerim olarak. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezilerinde hem talepleri dinliyor hem de sorunları yerinde tespit ediyor. Başkan Kuş, son olarak gittiği Halepli Bahçe Mahallesi'ne kapalı semt pazarı müjdesi verdi.
Meclis üyesi Hasan Karataş ve birim amirleriyle birlikte Halepli Bahçe Mahallesi'ne giden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle muhtarı Fevzi Kızılelma ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf gezisi yapıp talepleri dinleyen Başkan Kuş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sorunları yerinde tespit etmek için beraberindekilerle birlikte mahalle gezisi yapan Başkan Kuş, ilgili birim amirlerine anında talimatlar vererek sorunların hemen çözülmesini istedi. Mahallenin kapalı semt pazarı talebini de değerlendiren Başkan Kuş, tespit edilen alanda incelemelerde bulunup mahalleye kapalı semt pazarı yapımı için de talimat verdi. Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını belirten Başkan Kuş, mahallenin önemli eksiklerinden biri olan kapalı semt pazarı sorununu da çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Birim müdürlerimize talimatımızı verdik. İnşallah mevcut sıkıntılar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Malumunuz uzun yıllardır bu mahallemizde bir kadın evi tazdiye noktasında sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep abicim Beyazgül'e ilettik. Sağ olsun onlar da duyarsız kalmadılar ve talimatı verdiler. İnşallah kısa bir zaman dilimi içerisinde mahallemizde kadın evi tazdiye evi inşallah halkımızın hizmetine girecek. Tabii bununla da yetinmeyeceğiz. Şu anda atıl durumda olan bir halı sahamız var. Büyükşehir'e ait olan halı saha. İnşallah onun da onarımı bitirilecek ve hemen arka tarafında bir boşluk olan bir alanımız var. Muhtarımızın da ısrarla semt pazarı ihtiyacı var dedi bizim mahalleye. İnşallah biz de birim müdürümüze, başkan yardımcılarımıza talimatımızı vereceğiz ve mahallemize inşallah bir kapalı semt pazarı da kazandırmış olacağız. Halepli Bahçe Mahalle Muhtarı Fevzi Kızılelma da Başkan Kuş'a çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'u mahallemizi ziyaret etmesi bizi şereflendirdi. Bütün sorunları yerinde gördü. Birim amirlerine bindi. Kendisine teşekkür ederim. Başkanım otur, çay hazır, çay içelim. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Suriye'nin Tel Ebyad ilçesine yaşayan ancak terör örgütü PKK-YPG zulmünden kaçıp Celablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup Akçakale gümrük kapısından ülkelerine dönüş yaptı. Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı harekatıyla PKK-YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye'nin Celablus ilçesinde yaşayan Tel Ebyadlılar önce Karkamış sınır kapısından kontrollü bir şekilde Türkiye'ye girdi, ardından da Akçakale gümrük kapısından ülkelerine giriş yaptı. 500 kişilik grup gümrük kapısında yapılan kontrollerin ardından Suriye'nin sınır ilçesi olan Tel Ebyad'a hareket etti. Tel Ebyad'da SMO askerlerinden Ebu Razan, eşim ve çocuklarım 5 yıldır Celablus'taydı. Artık eşim ve çocuklarım evlerine geldi. Çok sevinçliyiz dedi. Adam Celablus. Ne Celablus? Yani evvel Tel Ebyad hadol. Kim ailece hadol? Takriben. Akçakale gümrük kapısından geçerek yeniden ülkelerine giriş yapan Suriyeliler, evlerine dönmelerinin sevincini klakson çalarak kutladı. Suriyeli ailelerin otobüslerde ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü. Haklarında 62'şer yıl kesinleşmiş cezaları olan iki kişi Diyarbakır'da 15 yıl sonra jandarma ekipleri tarafından saklandıkları ahırda yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 15 Kasım 2005 tarihinde Elazığ'ın Maden ilçesi Zuhur Evleri Mezrası Bevirti mevkiinde göçer olarak bulunan aynı aileden 5 şahsın geceleyin silahlı kişiler tarafından yollarının kesilerek üzerlerindeki para ve cep telefonlarının yağmalanması, kaçtıkları esnada hayvan sahiplerinden Fethi Türk isimli şahsın öldürülmesi, Mehmet Dağtekin isimli şahsınsa yaralanması olayını gerçekleştiren ve haklarında geceleyin birden fazla kişiyle silahlı yağma ve kasten adam öldürme suçlarından 62'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2005 yılından beri sürekli kılık ve adres değiştirdiklerinden dolayı firari durumda olan T.O. ve S.O. isimli şahısların ailelerinin ikamet ettikleri Ergani ilçesi Orta Ağaç Mahallesi Kolbaşı Mezrası'na geldikleri bilgisi alınmış ve şahısların yakalanması için operasyon başlattıkları belirtildi.
Açıklamada Ergan ilçesi Orta Ağaç mahallesinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı aramada T.O. isimli şahıs saklandığı evin içerisinde, S.O. isimli şahıssa ailesine ait hayvan ağlının içerisinde saklanmak için düzenlenmiş sığınakta, üzerinde bulunan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 21 adet tabanca mermisiyle birlikte kız kıvrak yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar haklarındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır D tipi kapalı cezaevine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir denildi. Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından kırsalda Perşembe ve Güçlü mahallesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallelerden Perşembe ve Güçlü'de stabilize yol yapım çalışmalarını yürütüyor. Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler yürüttüğü çalışmalarla hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesi'nin kış aylarında yaşanan mağduriyetin önüne geçtiklerini belirterek sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Perşembe köyünde Haliliye Belediyesi'nin şu anda çalışmada bizi çamurdan kurtardığı için Mehmet Can Polat'a çok çok teşekkür ederiz. Biz Haliliye Güçlü Mahallesi'ndeyiz. Yollarımız artık, çocuklarımız okula gitmiş, artık bundan sonra iyi. Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Bizim köyü çamurdan kurtardı. Eskiden arabalarımız çıkmıyordu, hastalarımız hastaneye götürmüyordu. Bizim Güçlü Köy Mahallesi'ne belediye çalışmasından çok memnunuz. Mehmet Can Polat'a Allah razı olsun. Teşekkür ederiz buradan. Haliliye Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Bizi çamurdan kurtardı. Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok çok teşekkür ederiz. Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor. Şanlıurfalı şair, yazar Eyüp Azdal, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gidip öğle namazı sonrası merhum şair, Şanlıurfalı Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirini okudu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibi dağılıyordu. Varıp beşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Resul'den yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Evet değerli dostlar, Kudüs'teyiz. Ve Mescid-i Aksa şiirini Mescid-i Aksa dediğimiz mekanda, ilk Nebevi kıblede, kıble camisi dediğimiz yerde okuduk. Mehmet Akif İnan üstadımızın ruhu şad olsun, Allah razı olsun bu şiiri yazdığımız için. Teşekkür ederim. Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü'de yeşil alan oranını artırmak için ilçeye yeni parklar kazandırmayı sürdürüyor. Yemyeşil bir Karaköprü hayali olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli ile birlikte Karaköprü'de başlayan yeşil alan seferberliği devam ediyor.
İlçede yaklaşık 750 bin metrekare alanı kapsayan 120 adet park bulunurken 2020 yılında bunlara toplam 50 bin metrekarelik 10 adet park daha eklenmesi planlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli daha yeşil bir Karaköprü için göreve geldiğinden bu yana yeşil alanlara önem verirken son 4 yıl içerisinde ilçeye yaklaşık 450 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Bu dönemde 300 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirilerek önemli bir ağaçlandırma oranına ulaşıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, konutlaşma ve betonarme yapıların sürekli arttığı ilçede yeşil alanın elzem olduğuna dikkat çekerken, Karaköprü'ye 2020 yılında da önemli oranlarda yeşil alan kazandıracaklarını söyledi. Başkan Baydilli yaptığı yazılı açıklamada, Karaköprü ilçemiz her geçen yıl nüfusunu önemli bir oranda artırmakta. Bu da yapılaşmayı beraberinde getirmektedir. Betonarme yapıların arasında vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil alanlar, parklar yaparak Karaköprü'yü sadece betonarme ile anılan bir yer olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda göreve geldiğimizden bu yana yeşil alan olabilecek her alanda parklar yaptık ve ilçemize ciddi bir oranda yeşil alan kazandırdık. Tabii ki bu Karaköprü için yeterli değil. Çünkü her geçen yıl büyüyoruz. 2020 yılında park, ağaçlandırma, refüj gibi çalışmalarla yeşil alan oranımızı katlayacağız ifadelerini kullandı. Karaköprü Belediyesi 2020 yılında ilçeye 50 bin metrekarenin üzerinde alanı kapsayacak olan 10 adet park kazandıracak. Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu saptanan dünyanın en yeni keşfi Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonlarının tescil sürecinin devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planladıklarını belirtti. Elazığ'da geçtiğimiz yıl Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla keşfedilip, Saklı Kapı ve Kara Leylek ismi verilen 9 milyon yıllık geçmişe sahip kanyonlara sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gezi düzenlendi. Geziye Vali Çetin Oktay Kaldırım, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'la birlikte aralarında Burak Özdemir'in de olduğu sosyal medya fenomenleri katıldı. Bunlar yetişir ya. Bakın ya. Düşersek de kendimiz düşer. Kanyonun bence en güzel yerlerinden birindeyiz. Bu kanyona benim bence 5. girişim. Her yerinde ayrı bir keyif alıyorum. Vali Kaldırım kanyonların uluslararası turizme kazandırılmasını planladıklarını aktardı. Bugün de yeni keşfetmiş olduğumuz önce Saklı Kapı Kanyonu'nu gezdik. Sonra da şu anda Kara Leylek Kanyonu zaten önündeyiz. Çok güzel. Yuvaları da gözüküyor. Kara Leyleklerin yuva yaptığı tam lokasyondayız. Dünyada ender görülen türlerden Kara Leylek. Öyle tabii, mi? Tabii ender görülen. Evet, ender görülen. Yuvaları burada, yuvalanma alanları. Tabii burayı da çok müdahale etmeden mevcut doğal yapısını koruyarak inşallah dünyada popüler bir destinasyon haline getireceğiz. Birkaç iskele yapacağız. O çalışmalar var. Tekneyi aldık. Özel sektörde tekne alıyor. Jetbot alıyor. Sadece Yeni Zelanda'da yapılan bir aktivite. Çok adrenalin yüklü. Onun da bir benzeri burada yapılacak. Bu Karakaya barajı boyunca. Onun dışında hafta sonu da bir master plan firması gelecek. Çok kaliteli bir firma. Onlarla da buraları gelecek. Planlama yapacağız. İçişleri Bakanlığı araçların çekilmesine neden olacak 9 önemli duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden araçların çekilmesine neden olan unsurlardan 9 tanesini videolu şekilde paylaştı. Videoda trafik akışını olumsuz yönde etkileyen 1. sıra park, taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen 2. sıra park, engelli sürücüler için ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar ve yakın alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışlarıyla alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları gibi yerlerde
araçların çekildiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ila 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı. İşte park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta. 1. Trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park. 2. Taşıt yoluna birinci sıraya park edilmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park. 3. Engelli sürücüler için ayrılmış park alanları. 4. Dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakını alanlar. 5. Yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi. 6. Yaya yolu ve diğer yaya geçitleri. 7. Kamunun faydalandığı hastane ve otopark gibi yerlerin giriş ve çıkışı. 8. Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya bunlara yakın mesafeler. 9. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakını. Söz konusu noktalara park eden araçların çekileceğini ve sürücülerine 132 ile 264 lira arası değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağını lütfen hatırlayın. Trafikte gösterdiğiniz özen ve saygı için teşekkür ediyoruz. Unutmayın, sağlıklı işleyen bir trafikle aracınız hep sizinle. Suriye geçici hükümeti tarafından Aralık 2019 tarihinde yayınlanan af kararı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af açıklaması sonrasında teslim olan ve herhangi bir suça bulaşmayan 44 kişi daha serbest bırakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Resulayn'da Suriye geçici hükümetinin yaptığı af çağrısı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af kararının ardından kandırılarak ya da zorla PKK-YPG terör örgütü saflarına katılan 44 kişi daha affedildi. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın da katıldığı bir programla herhangi bir suça bulaşmadıkları belirlenerek affedilen 44 kişi de serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıslar yakınlarına sarılıp hasret giderdi. Programda konuşan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa sürecin devam ederek meyvelerini vermeye devam ettiğini dile getirdi. Değerli kana bulanmamış yani kamu davasını düşürerekten bugün 3. Şey çıkartıyoruz. 45 kişi olacak bunlar da. Bu devam edecek. Tabii soruşturması biten eğer kana bulanmamışsa, terör eylemlerinde bulunmamışsa, vatandaşları katletmemişse soruşturmadan sonra salı veriyoruz. Ben buradan tüm Resulayn ve Tel Abyad halkına sesleniyorum. Yani kendi evlerine dönmeler bir an önce. Burada milli ordu kendi çocuklarıdır. Milli ordu kendilerine hayat koyacaktır. Burada askeri polisimiz vardır. Diğer bizim geçici hükümetin kurumları vardır. Hayat, can ve mal güvenliklerinden biz sorumluyuz. Suriye geçici hükümeti 4 Aralık 2019 tarihinde bir af yayınlayarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan, aldatılarak ya da zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve herhangi bir suça bulaşmayan vatandaşlara silahlarını bırakıp emniyet güçlerine müracaat ederek teslim olmaları çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından 30 kişi suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eskiyen yapıları restore ederek hayata kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarihi Şehit Nusret Ortaokulu'nda yıpranan çevre duvarını tarihine uygun bir şekilde restore etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyubiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret Ortaokulu'nun duvarını restore ederek çalışmasını tamamladı. Okul müdürü İsmail Çelik yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız okulumuzu ziyaret ettiklerinde okul duvarının yüksekliği ve tarihi dokuya uygun olmayışını onlar da kendi gözleriyle gördüler. Hem bizim hem mahallenin böyle bir talebi vardı. Çok yüksek duvarlardan dolayı işte hafta sonu içeride olup bitenden haberimiz yoktu. Ve şu 130 yıllık tarihi binamızın dokusuna uygun değildi. Betonarme ve yüksek bir yapıya sahipti. Sağ olsunlar büyükşehirimizin girişimleriyle
okul bahçemiz şu gördüğünüz yeni ve güzel süreçler oluştu. Aynı zamanda bir ağaçlandırma çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz için bir 200 tane hediyesi olacak. Geldiklerinde bahçemizi, dikili ağaçlarımızı ve yeni duvarlarımızla tanışmış olacaklar. Biz teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. tematik kış kamplarından Türk Müziği Kampı Kastamonu'da başladı. Aralarında Şanlıurfalı öğrencilerin de olduğu 110 genç, 5 gün boyunca sosyal ve kültürel gezilerin yanı sıra Türk müziği konusunda faaliyetlerde bulunacak. Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Osmaniye ve Şanlıurfa'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan 110 öğrencinin katıldığı Türk Müziği Kampı, Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumu Fahrettin Paşa Konferans Salonu'nda törenle açıldı. Kampı çok önemsediklerini söyleyen Kastamonu Vali Yardımcısı İbrahim Çenet, öğrencilere kamptan maksimum derecede yararlanmalarını tavsiye etti. İşte spordan, daha çok da futboldan böyle fırsat bulup da bu rafine alanlara eğilmek gerçekten eksik bir yanımız. Bilimde olsun, sanatta olsun, bakın böyle bu tarz böyle rafine işlerle uğraştığınız zaman ülkelerin daha üretken, daha müreffeh, daha ileri giden işler yaptığını da biz tarihten günümüze görebiliyoruz. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asraksa, ülkenin dört bir yanından gençlerin Türk Müziği Kampı için Kastamonu'ya geldiğini söyledi. Osmaniye'den Ağrı'ya, Gümüşhane'den İzmir'e, Urfa'ya kadar 110 gencimizi kadim şehir, Türk dünyası kültür başkenti Kastamonu'da misafir etmekten gururluyuz, mutluyuz. 5 gün devam edecek kampımızda üstadlarımızdan Türk müziğinin hem gelişimini hem de en güzel örneklerini dinleyerek Türk müziği temalı kampımızı gerçekleştireceğiz. Türk müziği kampının ilk dersini rektör Parlak verdi. Geçmişten günümüze Türk müziğinin geçirdiği süreçlerin irdeleneceği Kastamonu Türk Müziği Kampı'nda ilk dersi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Parlak verdi. İnsan ruhunu sanattan bağımsız düşünmek mümkün değil. Ulan der Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bana göre en önemli hayat damarı kopmuş demektir aslında. Kamp boyunca akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazilerini ziyaret, sinema gösterimleri, konserler ve birbirinden farklı sportif etkinlikler düzenlenecek. Akçakale Belediye Başkanlığı adına düzenlenen Safkan İngiliz Atları 2000 metre mesafe kum pistte koştuğu yarışı Black Winner isimli at jokeyi İsa Akyavuz'la kazandı. Şanlıurfa Hipodromu'nda bu yıl ilki gerçekleşen Akçakale Belediye Başkanlığı koşusu günün 5. koşusu olarak gerçekleşti. Akçakale Belediye Meclis Başkan Vekili Şerif Bozkurt, belediye meclis üyeleri birim müdürlerinin protokol tribününden izlediği koşuda 12 Safkan İngiliz atı yarıştı. Hasan Koç Yiğit'in sahibi olduğu Black Swinner isimli at, jokeyi İsa Akyavuz'la birinci olurken, ikinci Utkun Babacan, üçüncü Tulparhan, dördüncü ise Alaçatı Ağası isimli Safkan oldu. Değerli misafirlerimiz, günün 5. koşusu olarak gerçekleştirilen Akçakale Belediyesi koşusunu Hasan Koç Yiğit'in sahibi olduğu 3 numaralı Black Swinner jokeyi İsa Akyavuz'la kazandı. Akçakale Belediye Başkan Vekili Sayın Şerif Bozkurt, kazanan atın sahibi Hasan Koç Yiğit'e plaketini vermek üzere huzurlarınızda. Yarış sonrası düzenlenen törende birinci olan Safkan'ın sahibi Hasan Koç Yiğit'e ödülünü Başkan Vekili Şerif Bozkurt takdim etti. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.